Şimdi efsane videomuza geri geldik. Daha doğrusu efsane videonun bir öncesi. Kamp ekipmanlarımı aldım. Söylüyordum sürekli kampa gideceğim, video çekeceğim, işte onu yapacağım, bunu yapacağım falan. Gözlüğü takmamın sebebi saçım önüme düşmesin. Sürekli diyorum işte kampa gideceğim, şunu çekeceğim, size bunu paylaşacağım, şuranın yerini söyleyeceğim diye. Bir de kameramın açısına ayarlayayım. Ama bunun hiçbirini yapamadım yasaktan dolayı. İşte 2 haftadır başka şeyler yapıyorum, başka yerlere gidiyorum falan, bunlarla ilgilenemedim. Dolayısıyla dedim ki öyle böyle o kampa gidilecek ve öyle böyle çadır alınacak. Peki, ne aldım? Ne kadar aldım? Nereden aldım? Ki tabii ki Decathlon'dan aldım. Başka yerden alma ihtimalim yok. Eğer siz de çadır alacaksanız kesinlikle Decathlon'dan alın. Öyle A101'den, BİM'den 100 liralık çadır almayın. Elinizde kalır aynı gün içerisinde. Bak saçma bir şey olur. O yüzden Decathlon'dan almanızı tavsiye ediyorum. Ben şişme mat aldım. Çünkü normal ince matlar var ya. İnce matlar çok rahatsız edebiliyor. Yatarken, sağa sola dönerken. Bir de altına taş varsa illaki mattan o sivriliği çıkıyor. Yani mat şu. Altına taş varsa şöyle olabiliyor işte. Bu kıvrılabiliyor böyle. Dolayısıyla şişme mat daha iyi ama tabii kuracağınız yere göre değişir. Atıyorum dağ kuracaksanız, çok taşlık bir yere kuracaksanız altına yani yatak ya da şişme mat alsanız almasanız dahi bir mat şart. Ama ben işte ne yapacağım? Sahile kuracağım. Ormana kuracağım. Hani kayalık yine kuracağım. Mesela o pembe kayalıklara falan Kartal Kaya'ya kuracağım ama Kefken Kerpi tarafı oluyor burası Kocaeli'nin kuzeye. Orada belli bir mekanlarım var benim. Oralarda çok öyle taş kayalık yok çadıra zarar verecek. Dolayısıyla oralara kuracağım. Uygun aldım. 2 kişilik aldım çadırı da, matı da. Şişme mat almamın sebebi dediğim şey böyle pompayla şişiriyoruz. Rahat, daha konforlu. Alıyorken adam akıllı bir şey alayım dedim. Onun dışında 2 kişilik aldım onu. Çadırımı da 2 kişilik aldım. Çünkü zaten tek kişilik bir çadır yok. 2 kişilik bir çadıra tek kişi anca zaten sağlıyorsunuz çantanız, ayakkabınız falan. Eğer 2 kişiyseniz 4 kişilik çadır tercih etmenizi tavsiye ediyorum. Çünkü bir kişiyken eşyaların 2 kişilik çadırı kaplıyor. 2 kişiyken eşyaların 3 kişilik çadıra uymaz, sığmaz. Dolayısıyla 4 kişilik çadır daha rahat olur diye düşünüyorum. Tabii 4 kişilik çadırların da ölçüsü var. Atıyorum işte ne bileyim 2 metre 2 metre olanı var. 2 metre 160 santim olanı da var. Onu kendinize göre ayarlayıp alabilirsiniz. Dediğim gibi çadırı herhangi bir yerden şeyden Decathlon dışında farklı bir yerden kesinlikle almayın. Şimdi önce çadırımı göstereceğim size. Çadırımın içinden çıkan çubuklar. Bunlar biliyorsunuz çadıra sokuyoruz böyle. Çadır dik durmasını sağlıyor. Şimdi çadırımın rengi bu. Çadırım da bu. Arpenaz 2. Bunun içinde neden çadır yok diye soracak olursanız. Ay ne güzel. Çadır olmasının sebebi ben çok güzel bir video çektim. Sonra o video yine mahvoldu. Sildim, baştan çekiyorum. O yüzden ben çadırı gördüm. Ha bir de şöyle oldu. Şimdi ben çalıştığım için Decathlon'a gidemedim. Babam gitti gün içerisinde aldı, getirmiş. Ben eve geldim az önce. Ve işten geri gelmez şu an bu videoyu çekiyorum. Eve geldim. Babam dedi ki işte çadır malzeme eşyaları falan arabada dedi. Arabaya gittim. Kapıyı açtım. Şimdi bu poşet, bunu böyle aldım sağ kolumun altına. Bir yüklendim mata. Mat gelmiyor. Bir ağır. Bir ağır. Aklınız durur. Ama çantayla taşınacak kadar da ağır değil yani. Kampa giden adam daha fazla ağırlık taşıyor. Rahat bir 8-10 kilo taşıdığımız dönemler dahi oluyor. Tüpü de ıvır zıvırı kışın. Yazın o kadar çok olmuyor tabii. Ben mesela kışın Ömer Barajı'ndan 2 sene önce falan Ömer Barajı'na kampa gidiyordum. Burada battaniyem. Burada yastığım. Böyle gidiyorum. Ama yazın sadece çadırımı, matımı, çantamı alıyorum, basıp gidiyorum. Neden? Çünkü gerek yok fazla bir şeye. Çadırımın rengi bu. Yeşil. Boyutlarını söyleyecek olursak Arpenaz 2 Decathlon'un çadırı. 120 santim genişliği, 2 metre uzunluğu. 105 santim de yüksekliği var. 2 kişilik çadır. Şimdi
neden bu çadırı aldığımı söylemiştim. Aa şey. Şey anladınız o şeyden işte. Çaktığımız şeyden. Her neyse. Çadırım bu. Bak bağlama ipi de var yeşil yeşil. Ama içini gösteremiyorum çünkü böyle kapatıldığı için içini göremiyorsunuz. Çadırımız bu. Şöyle şunu da alayım. Decathlon'un olduğu belli olsun. Reklam yapayım iyicene. Çadırımız bu. Çadırımın amatımı araştırıp aldım. Çünkü bunun genişliği 120 cm, 2 metre uzunluğu. Matı ya da şişme yatağı da ona uygun almanız gerekiyor ki çadırda sığmama gibi bir durumu söz konusu olmasın. Ama Decathlon'un gerçekten en büyük sıkıntısı pompalarının 45 lira olması. Ya atla bir tane pompa, yatak şişireceksin. 45 lira olur mu? Bir de su geçirmez telefon kılıfları var, o da 45 lira. Zoruma gitti, çok istiyorum ama 45 lira. Bir de ya su geçirirse? Geçirmez, garanti veriyorlar. Ama ya geçirirse? Korkuyorum, telefonu yeni aldım. Ama onu istiyorum. Bir ara onu da alacağım. Olmadı bu telefon değil, farklı bir telefonla çekim yaparım. Su altı çekim yapmayı çok istiyorum. Kampa gittiğim dönem. Çünkü sahil kampı yapacağım. Ya da işte ormanda falan kuracağım. Denize gireceğim. Bir şekilde denize gireceğim. Ben her yaz denize giriyorum. Bu da aldığımız şişme mat. Yine Decathlon'dan aldım. Şu. Renk esprisi çok gri bu. Şey. 190 santim uzunluğu. Çadırınki zaten 2 metreydi. Bununki 1 metre 90 santim. Genişliği 120 santim. Çadırın genişliği de 120 santim. Yüksekliği 16 santim. Yani bir karışa denk geliyor. 2 yıl garantili. Şimdi şişme matla şişme yatak arasındaki fark şu. Şişme yatak tamamen aynılar. Hiçbir farkları yok. Şunu şöyle tutacağım. Ne kadar güzel ama bak bak. Stüdyoya bak bak. Şişme yatak 2 karış falan oluyor yüksekliği. Ama şişme mat... Heh tamam durdum. Bir yandan da balonlar var ayağımın altı, o yüzden. Şişme matın da 1 karış yani 16 santim. İşte şişme yatağın yüksekliği de 20-25 santim arası bir şey. Aradaki tek fark bu. Hiçbir fark yok. Bir de şişme yataklar sadece şişme yatak adı üstünde şişme yatak. Ve 20 santim falan bir yerden yüksekliği olduğu için... Çok bat çıkacağım şimdi. Yerden yüksekliği olduğu için iki kişiliğe, yani tek kişilik şişme yataklar 170-180 lira. Çift kişilik şişme yataklar 230 liradan başlıyor. Bu çift kişilik bir mat. İki kişilik bir mat. Bir karış yerden yüksekliği var. Şişme mat. Yani düz mat da değil, şişme mat. Pompayla böyle şişirdiğimiz. Ve 170 lira. Düşünün yani 170 lira. Tek kişilik şişme yatak 170 lira. Bu çift kişilik şişme mat. Aradaki tek fark dediğim gibi yüksekliği 2,5 kiloymuş bu. Ağırlığından belli 2,5 kilo. Ama taşınır. Kampa gidenler gerçekten biliyor. Ağırlıkları çok rahat taşıyabiliyoruz biz. Yeni kampa gidecekler de korkmasın. Gerçekten değiyor. Otobüse falan gidecekseniz sıkıntı yok. Otobüse gidene kadar taşırsınız. Onun dışında bir de işte kuracağınız yere kadar yürürken taşırsınız. Arabayla motora gidiyorsanız rahat işte koy bagajı. Devam et. Motoruna yanlıklarına koy. Devam et. Şimdi. Şişme matımız da bu. Bir şey düştüm. Şu şekilde. Bak böyle. Bak kare kodu var. Orijinalliğini falan doğrulamak için. Ah şurada. Şuradan pompaya şişiriyoruz. Size nasıl göre? Çok açmak istemiyorum kapayamam diye de. Şu şekilde içi. Ama şey hani yeni kamp yapmak yapacaklar belki anlamayabilir demek istedim ama şu atayım. Ağır çünkü. Hani kamp yapanlar anlayacak. Kumaşı çok aşırı rahatsız eden bir kumaş kesinlikle değil. Fark ettim. Muşamba değil, rahatsınız. Hani böyle bir şey örtmenize gerek kalmayacak üstüne. Direkt yatabileceğiniz bir kumaş. Böyle araba koltuk kumaşları gibi ya da ne bileyim koltuklar oluyor bazı koltuklar. Böyle dokundukça dokunasınız geliyor falan. Hafif böyle penye gibi değişik bir kumaşı var yani, güzel. Gri değil, beyazmış böyle. Beyaz değil mi? Kırık beyaz gibi bir şey. O tarz bir şey.
Bunlar. Ha, şey söyleyecektim. Matım 170 lira. Dur, bunu az önce söyledim ya. Çadırım da 190 lira. Almak isteyenler zaten gördünüz. Fiyatları da söyledim. O şekilde geri bakabilirsiniz veyahut da. Ya ben o kadar işte aramakla şeyle uğraşmayayım derseniz açıklamalara linkini koyacağım. Oradan da girip bakabilirsiniz. Henüz çok fazla abonem olmadığı için, reklam alamadığım için size indirim kodu tanımlayamıyoruz. Ama gönül ister ki ilerleyen zamanlarda bu tarz şeyler için indirim kodu iyi tanımlayayım. Ve şu var ki daha önce hiç kamp yapmadıysanız kesinlikle sevgiyle tavsiye ediyorum. Yapın. Çok zevk alacaksınız. Tek başınıza yapmak istemiyorsanız arkadaşlarınızla yapın. Arkadaşlarınızı istemiyorsanız ya da onları istemiyorsa tek başınıza da çok rahat yapabilirsiniz. Hatta şunu düşünüyorum, böyle ilerleyen zamanlarda İstanbul içinde ve hatta gelebilecek insanlarla buluşup buradan ayarlayıp buluşup kamp yapalım istiyorum. Olur mu bilmiyorum. Onun dışında diyecek bir şeyim yok. Ha, bir de kampa giderken şarj aletinizi ve power bank'inizi kesinlikle unutmayın. Güneş gözlüğünüzü muhakkak takın. Ama dur şöyle yapayım. İşte bu. şapkanızı alın ve kesinlikle ve kesinlikle güneş kreminizi alın. Çantama nelerimi alacağım? Havlu koyacağım. Güneş kremini koyacağım. Power bank'imi koyacağım. Şarj aletimi alacağım. Ne olur olmaz. İşte çadır, şişme matım, bikinim, şortum, bilmem ne falan 3-5 tane eşya alıp çantamı dolduracağım. Çantamda da Adidas'ın yeşil kocaman bir çantası. Ben onu okuldayken, okula gidip gelirken kullanıyordum. Ama Adidas'ın malları o kadar kaliteli ki. Yani 6 seneden fazla olmuş olabilir. Rahat bir 10 yıllık, bak çok rahat 10 yıllık var. O fotoğrafı dahi bulurum. Çok rahat 10 yıllık bir çanta. Kampa girerken genellikle onu alıp götürüyorum. Çünkü içine ne ararsan koyabiliyorsun. Ve herhangi bir şekilde ağırlığı sağa sola çekmiyor. Sabit tutuyor. O çantayı bulabilir miyim bilmiyorum. Bulabilirsem onun linkini de koyalım. Ama bulamazsam Decathlon'da da çok güzel çantalar var. Onlar da dengeli tutuyorlar. Onun dışında diyeceğim bir şey yok. Kampa gittiğimde videoya geleceğim. Kendinize cici bakın. Çok öpüyorum. Hoşçakalın. Bay bay.